Herkese merhabalar. Şimdi size Amerika'da pandemi merkezi olmuşken New York nasıl günde 1000 lira kazanılır onu göstermeye çalışacağım. Tabii bunun için çok güvenli olmanız gerekiyor ki ben de virüs kapar mıyım kapmaz mıyım korkusunu yaşıyorum. O yüzden el temizleme jeli Emre kardeşim sağ olsun vermişti bana. Bunu sürekli kullanıyorum. Eldivenim olsa bile eldivenin üstüne sürüyorum. Ne olur ne olmaz. Bu sadece benim korunmam için değil eşyalarını taşıdığım insanlar için de çok önemli bir şey. Şimdi bildiğiniz gibi Instacart diye bir şey var. Son dönemde daha popüler oldu. Çok fazla insanın kullanmaya başladığı bir uygulama oldu. Uygulamayı indiriyorsunuz. Bir market seçiyorsunuz. Size yakın olan bir marketi. Oradan alışverişi yapıyorsunuz. Sizin için birisi bunu kabul ediyor. Dilerse tamamen her şeyi alıp arabasına koyup ya da işte nasıl taşıyorsa onları evinize götürüyor. Kapının önüne bırakıyor ya da sizin kapıyı açıp onu almanızı bekliyor. Tabii ben genelde kapıya bırakıp fotoğrafını çekmeyi ve onaylamayı tercih edeceğim. Safety first diyorlar burada biliyorsunuz. Önce kendi güvenliğin. O yüzden eldivenimi takıyorum. Sadece kendi güvenliğim için mi? Hayır. Belki ben de virüs taşıyorum şu anda. Sırf o yüzden kimseyi etkilememek için bu virüsten ya da bulaştırmamak için onların eşyalarına zarar gelmesin diye de takıyorum. Maskemi takıyorum. Ne olur ne olmaz. %5 bile beni koruyor olsa kesinlikle maske çok büyük bir önem taşıyor. Gözlüğümü takıyorum. Gözüme çok dokunabiliyorum ben bazen. Alerjim var benim gözlerde. Yani gözleri etkileyen alerjim var. Gözlerde neyse. Sırf o yüzden dokunmamak için bir de şapkam var. Saçlarım önüme düştüğü için kaşıntı yapıyor ve bu beni rahatsız ediyor. O yüzden şapkamı da kullanıyorum. Bunlar benim şimdilik kendimi virüsten o göremediğim şeyden korumam için aldığım güvenlik önlemleri. Uygulamayı da göreceksiniz. Alışveriş de yapacağız. İşte gördüğünüz gibi buraya bir aparat taktım. Kamerayı buraya koyacağım ve buradan alışveriş arabasını falan göreceksiniz. Nasıl kullanıyorum uygulamayı falan. Direkt siz benmişim gibi uygulamayı kullanmış olacaksınız bir nevi. Güzel kazanıyor musun? Yoklukta iyi. Gayet güzel açıkçası. Ha bir de bu var. Sağ olsun bir arkadaşımız gönderdi. Bu da kulak arkasını rahatsız ettiği için maske. Böyle bir klik mi klip mi öyle bir şey uydurmuşlar. İşe yarıyor. Yani taktım rahatsız etmiyor. Şu anda gayet güzel. Uzun zamandır burada bu kadar güzel bir hava yoktu. O yüzden çok yoğun her yer. İnşallah kazasız belasız, virüssüz ve tehlikesiz bugünü atlatırız diyelim. Yolumuza koyulalım. Hadi gidelim bakalım. Şimdi uygulamayı sabah açtım. Evdeydim. Baktım işime yarar bir alışveriş var mı diye. Hemen bir tanesini seçtim ve yolculuğa çıktım. Tabii alışverişe başladım diyene kadar süreniz başlamıyor. En güzel özelliklerinden birisi de bu. Birazdan göstereceğim size nasıl bir alışveriş yapacağımı. Hadi gelin birlikte yapalım. Evet, ilk uygulamamız başlıyoruz. Tabii elimize ne olur ne olmaz temizlik jelini sürüyorum. Sonra iniyoruz. Uygulamaya giriyoruz. Seçtiğim kişi çok fazla alışveriş yapmamış. Özellikle bunu seçtim. 18 parça ve 70 adet ürün var. Adeti biraz fazlaymış. Bunu hiç görmedim de. Neyse. Bak burada hepsi duruyor. Sarımsak istemiş mesela. Zencefil istemiş. Nane, domates, soğan, patates, havuç, taze fasulye, tavuk istemiş. 10 pound tavuk istemiş. 15 pound. Vay be. Abartmış olayı. Neyse hemen başlayacağız şimdi. Hemen buradan başlıyorum. Ben burası grocery dedikleri yer işte. Arabayı tartıya yakın yere bırakıyorum. Ve sebze alışverişimi buradan yapıyorum. Birkaç tane poşet alıyorum genelde kendime önce. Ondan sonra domatestir, momatestir hepsini. Bak şurada poşetleri alıyorum. Bir daha poşet aramayayım diye kendime bunu yapıyorum. Şimdi mesaj attı bana bu arada. Selam vermiş. Ben de ona hemen merhaba günaydın dedim. Ve başlıyorum. Priority dediği kısım adamın özellikle istediği şeyler. Yani bunları kesinlikle istiyorum gibi bir şey. Ben onları bulmaya gideceğim. Onlar zaten yakın buraya. Özellikle bunlara bakayım. Ondan sonra geri kalanını halletmeye çalışıyorum. Adam daha yeni başladım başlar başlamaz tavuk bulabildin mi diyor. Bu adam muhtemelen bir restoran sahibi ya da bir lokanta. Baksana 10 pound istiyor ya şundan. Bir tane de tam tavuk istiyor. Yalnız adam full tavuk istiyor ya. Ne yapacaksa bunları dondurup kendisi yemeyecektir diye düşünüyorum. Ama enteresan yani. Whole chicken. Ha burada işte. Gel bakalım buraya. Tamam bir tanesini alacağız bunları. Şunu alalım mesela. Biraz ağır çıktı bu. Emin misin bu kadar istemiyordu diyor. Kaç tane tavuk istemiş bak. 5 pound but, 15 pound göğüs, kanat istemiş. 5 pound kemiksiz göğüs istemiş mesela. Et reyonu sabahleyin fena yoğun oluyor. O yüzden erken gelmek gerekiyor ve işi halledip buradan basıp gitmek gerekiyor. Şu yoluna bakar mısın? Bak insanlara bak üstüne geliyor. Şaka gibi ya. Neyse. Olacağız ve gideceğiz. Neredeyse bitti sayılır. Zaten işin zor kısmı bu tavuktu. 10 pound istemiş bunda. Şunu okutuyorum. Kaç pound aldığını buradan yazıyorsun. Mesela bu kaç poundmış? 1.24. Şu 1.5. 3. 4.5. 6 oldu. 6 pound. 7.5. 8.60. 9.90 pound. Tamam mı? Bunları alıyorum. Onun istediği marka olmadığı için bunu teklif ettim. Bir diğer özellik de o. Hemen o onay kısmına düşüyor. Onaylayıp onaylamayacağı belli oluyor. Onaylarsa eğer hemen tamamlanmış kısma düşüyor. Tabii bu kadar
kadar tavuk verirler mi bize onu da bilmiyorum. Koronadan dolayı bir limit var muhtemelen. Şu anda geriye kalan kısım çok daha kolay. Tabii bunları bulmak alışana kadar zor. Mesela bizim istediğimizden mi? Bu French green bean sistemi. Bu normal green beans. Hani nereden bulacağım ben şimdi French'ini? Bazen organik kısımda da olabiliyor. 2 pound istemiş. Tabii burada pound muhabbeti olduğu için biz de Türkiye'de alıştığımız için kilo olayına ne kadar olduğunu bilmiyorum. Dolduruyorum. Sonra gidip tartıda bakıyorum. Gel gel. Gel abla gel. Taze fasulye bunlar. Taze taze. Tam bir pazarcı oldum ben. Taze fasulye bunlar. Bak buraya koyuyorsun sonra tartıya. Diğer marketlerde farklı olabilir. Ya baban da mı pazarcıydı ya? Muhtemelen bir avuç daha gerekiyor bunlar. Direkt yani 2 pound'a yakın doldurmuşum gördüğün gibi. Ah 2 pound. Gördün mü? Sonra çok basit. Buldum diyorsun. Ne kadar buldun diyor. 2 pound buldum diyorsun. Tamam diyorsun. Hop yolluyorsun onu. Sıradakine geçiyorsun. Sırada ne var? 10 tane muz istemiş arkadaş. Al sana 10. Tabii bunu tekrar tartmam gerekiyor. Arabamı geçen gün çaldırdım. Hakikaten bildiğin alışveriş arabasını adam aldı. Götürdü ya. Böyle bir şey var mı yani? Muz ne kadarmış? Hemen buradan yazıyorsun. 10 tane buldum diyorsun. Buraya da 4 pound yazıyorsun. Tamam. Bitti. Bunu da arabana yolla. Yolla yarim tez yolla. 3 tane kırmızı soğan istemiş. Onlar da şurada. Yine cebimden poşeti çıkartıyorum. Bak gördün mü? Poşet aramıyorum. Aramam sormam bir daha ya. Buradan 3 tane soğan. Hop, tabii bakıyorum ben genelde güzel seçmeye çalışıyorum ki ulan öylesine gitmiş gördüğünü atmış dememesin. Çünkü bunun sonunda bizim Türkiye'de çok takmadığımız bahşiş olayı da var. Kırmızı soğan poşeti istemiş. Şimdi buldum diyorsun. 3 tane aldım diyorsun. 2 pound civarı gördüğün gibi. Al, russet potato. Fine. Buldum yazıp bunu atıyorsun. Bir tane havuç istemiş ama havuç poşeti. Başka patates poşeti. Abi kesin bu restoran sahibi. Kesin. Neyse bunu da buldum diyeceğim. Bak okumadı biraz önce barkodu. Direkt fotoğrafını çekiyorsun. Şu şekilde gönderiyorsun. Onaylarsa bu tamam. Şimdi ne kalmış? Abi adam hala çıkın istiyor ya. Şaka gibi. 7 domates. Arkadaş insanlar birbirinin üstüne çıkmış. Umurlarında değil ya virüs mürüs. Yemin ediyorum sana. 2 tane kaldı. Bir tanesi chicken liver. Tavuk dala. Bir de yumurta. Ondan sonra tamamım. Bir de şunu onaylamasını bekliyorum. O kadar. Ama şunu nereden bulacağımı hiç bilmiyorum. İlk defa gördüm böyle bir şey. Dur bakalım bulabilecek miyim? Chicken liver ya. Nereden bulayım liver'ını ya? Liver'ını at. Karaciğerini sevdiğim. Bak üstüme geliyor hala. Bak. Şöyle önünü kapatayım da. Allah Allah abi umursamıyorlar. Ayar oluyorum ya. Neyse yumurtayı da halledelim. Ondan sonra bir tek şu kalacak. Onu da bir yerden görürsek alırız. Göremezsek de basar gideriz abi. Yeter. Adam saçmaladı çünkü. Şimdi yumurtaya gelelim. Şu olacak. Tabii yumurta da alırken dikkat etmen gereken içini açıyorsun abi. Bakıyorsun sağlam mı değil mi? Gördün mü? Bundan istiyor. Fotoğrafını yolluyorum. 100 foro. Yolla. Hangi tavuk göğsü var diyor orada ve fiyatı ne kadar? Ben de şimdi sinir olduğum için biraz böyle sert bir cevap vereceğim. I already send you what I found. Adam istememiş, iptal etmiş. Şimdi de ödemeye geçiyorum. Şurada self checkout var. Oraya geçeceğim ben. Karantinadan dolayı bu kadar tavuk almama müsaade etmedi sistem. Kendim self checkout yapmaya çalıştım. Ona da müsaade etmedi. O yüzden adama diyeceğim ki şimdi bu kadar tavuk alamıyorum ama iki tane ayrı ödeme yapacağım. Bilgin olsun diye önden bilgi vereceğim. Şimdi işlem tamam gibi ama 3 kere ödeme yapmam gerekti. Çünkü adam haddinden fazla tavuk istedi. Saçma sapan. 15 aileye yetecek kadar. Biraz önceki adam 50 bin tane tavuk istiyordu. Hepsini götüremedim. 10 tanesini iptal etti zaten. Ama 3 kere ödeme yapmak zorunda kaldım yani. Çünkü limit var. Ama bundan sonra ne yapacağım? Sadece 3 tane alabiliyorum. Kusura bakmayın diye iade edeceğim bütün tavukları. Neyse bunu da öğrenmiş oldum. Sonra gittim kapısına bıraktım adamı. Adam normal bir binaya istemiş bunları. Bilmiyorum ne yapacak, donduracak mı nedir? Ya da bir şey mi duydu anlamadım yani tam olarak olayı. Neyse gittim bıraktım. Ondan sonra geri geldim. Şimdi iki tane ayrı müşteri var. Onlara alışveriş yapacağım. Normalde seçmeyecektim. Seçmiş bulundum. Dur bakalım nasıl geçir. Şimdi mint buldum. İşaretliyorum buradan. Found item diyorum. Ve bunu arabaya koyacağım. 28 tane yapmışız ve bunları atmışız sepete. Onlar şu anda sepetin içinde. Şu anda 6 tane ürün kaldı. Bunları bulmaya çalışacağız. Daha sonrasında da işlemi yapmış ve bitirmiş olacağız. 2 tane kişinin alışverişini toplam bir alışverişte yaptım. Onları bırakacağım. Değiyor mu derseniz çok değmiyor. Geldik. İlk adres burası. Thank you so much. Bahşişi de kaptık. Diğerine geçiyorum. Şimdi eve geldik. Instacart'ı açtık. Ne kadar kazanmışız? Ona bakacağız. Hemen bakıyoruz. Gördüğün gibi 153 dolar yapmışım. Yani 153 dolar da bugün
tam 1070 lira 225 kuruş yapıyor. Successful. Videomdan memnun kalmışsınızdır umarım. Başka videolar çekmemi isterseniz, Amerika ile alakalı videolar isterseniz, New York ile alakalı videolar isterseniz ya da herhangi bir şey kafanıza takılıyorsa lütfen aşağıda bunu belirtin ve takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda sizden ricam, lütfen bildirimleri açmayı unutmayın ve videomu beğendiyseniz o thumbs up diyorlar burada. Parmak okey yani. Tamam. Onu işaretlemeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşın. Enerjim olun lütfen. Bana yardımcı olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Tam tur dönemedim. Dur bir dakika. Bir daha döneceğim. Okey. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Hadi bye.